Divan hoş geldiniz arkadaşlar. Bakalım şuradan hemen şunu bir almaya çalışsam ondan sonra anlatacağım nelerin peşinde olduğumu. Heh, alabildim değil mi? Tamam çok güzel. Aklımda yeni bir taktik var arkadaşlar. Bunu daha önce bir yerde gördünüz bilmiyorum çünkü benim arkadaşımın şu gecenin dolunayı Muhammed dediğim arkadaşımın yani Muhammed dediğim neyse Muhammed adlı arkadaşın ortaya koyduğu bir taktik o bir yerden mi gördü bilmiyorum ama korsan kombosu, korsan silahşör kombosuna çok benziyor. Dezavantajı var ama birden fazla avantajı var. Hemen bakalım anlatacağım size. Dezavantajı nedir? Korsan kombosunda çok fazla refresh yapmanız lazım. Çok fazla sayfa yenilemeniz lazım. Şampiyonları erken seviyede şey yapmanız lazım. Bu yüzden size korsanlar çok fazla para aktarıyor ve bu çok 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 yararlı oluyor. Fakat şöyle bir durum var ki korsan kompozisyonunda mesela bazı adamlar var öyle 3 yap 3 seviyeyi yapma önceliğiniz var. Mesela kimler var? Direkt şöyle başladık. Burada ilk seviyede ben direkt bir seviye adamları bulmak için şey yaptım ve şu anda biraz mükafatını aldım gibi. Korsan kompozisyonunda kimler var? Mesela GP var. Pike var. Bunlar tabii ki güçlü şampiyonlar ama önceliğiniz kimlerde oluyor? Genelde Lucian'da oluyor, Tristana'da oluyor, Graves'de oluyor. Bunların yüksek seviye olmasını istiyorsunuz. Ama öbürlerine giderse sizi birazcık da olsa geride bırakıyor. Tabii ki çok fazla geride olmuyor ama hani dediğim gibi öncelik meselesi. Ama bu kompozisyonda 3 tane soylu, 2 tane silahşör ve 2 tane de şövalye ile başlıyorsunuz. Burada asıl kral şey olacak. O yüzden ben skillerimi buna vereceğim. Tamam şu an güzel başladık. Bir tane daha şuradan vereceğiz. Şimdilik fena değil durum. İki seviye bir tane adamımız oldu en azından. Olay burada dediğim gibi kimler olacak? Değiştirebilirsiniz ufacık ama size özel tavsiyem. Vayne. Garen. Diğer soylumuz Lucian. Bunların yanına silahşör kombosunu uygulamak için bir tane Tristana. Aynı zamanda şövalye bonusunu uygulamak için bir tane Mordekaiser. Darius da olur ama Morde'nin iyi yanı ne? İleride yanına bir tane daha kolcu alıp Vayne'nizi daha da güçlendirebilirsiniz. Kolcu dediğimde bu durumda kim oluyor? Kindred oluyor. Kindred aynı şekilde hayalet bonusunu da devreye sokuyor. Aynı şekilde bu güzel kombonun iyi yanı ne? 3 kişi de çok güçlü olabiliyorsunuz. 4 kişi de güçlü oluyorsunuz. 5 kişi de güçlü, 6 kişi de. Ama öbür komboda sıkıntı olan taraf. Tamam bu çok güzel oldu. Bir tane daha. Şunu kime alsak? Seni bir koyalım buraya ama. Şimdilik sadece o. Bir sonraki seviyede şey yaparız. Bunu aslında bombardıman topunu verebilirim ama. Bakalım eğer Yordle kasan varsa bunu yaparız. Şimdilik öyle bir düşüncem yok. Şimdilik durum gayet güzel ve ben burada kaybedeceğimi çok fazla sanmıyorum. 4 kişilerse ve güçlülerse bir şeyler yapabilirler. O kadar benim arkadaş da aynı kompozisyona gidiyor. Diğer arkadaşa bakıyoruz. Ha şu an o benim karşımda. Bir de videoda önce dedim benim şey yapmayın. Beni trollemeyin falan diye bakalım. Şimdi buradan şunu alalım. Yani benim aklıma bu ikinci deneyişim. İlk oyunda ilk dörde girmiştim. Öyle çok şanslı değildim. Bir daha deneyişim geldi. O yüzden şu anda hala bunu zorluyorum. Buradan kim aldık? En azından şunu aldık. Şunu değiştireceğim. En azından iki tane ne oldu? Burada iki tane silahşörümüz oldu. Burada belki ufacık da olsa bir dayak yiyebilirim. İyi diyor. Ay ay. Şu anda biz iki kişi hiç can kaybetmemişiz. Diğer arkadaş Muhammed şu anda dibi boylamış. Kim geldi? Yine Muhammed geldi. Burada eğer şeyine takılmazsak çok kaybedeceğimizi sanmıyorum ki çok da sorun olmaz. Aynen o da bayağı şikayetçi bu durumdan. Pek hasar yemiyor. Şeyini çıkarmak lazım aradan. Shen çok sıkıntı ya oyun başında. Neyse aldık herhalde burayı. İki seviyeyiz ve benimki patlayacak şimdi. Güzel. Bir tane de şunu alalım. 3 altınımız var şu anda. Bu yaptığım yine videolarda izliyorsanız biliyorsunuzdur benim neden yaptığımı. Bu adamları alıyorsunuz ki size bu adamların gelme ihtimali düşsün. Bu adamların gelme ihtimali düşünce ne oluyor? Size sizin istediğiniz adamların gelme ihtimali artıyor.
Buradan istediğim bir şey çıkmadı. Bir tane Lucian geldi. Lucian'ı alalım. Satsak fazla altınlı bir şey gelebilir. O yüzden satamayabilirim. Şimdilik böyle iyi. Hala düşünüyorum bombardıman topu ama Yordle görmüyorum ben şimdilik. Yordle yok. Bu adam da soylu gidiyor gibi. Bir Yordle burada gördük. Bu Shen gerçekten çok büyük sıkıntı ya. Burayı kaybedebilirim şu anda. 3 saniye mi 4 saniye mi hasar verdirtmiyor bu adam ve gerçekten çok büyük sıkıntı oluyor. Şu an alır mıyız? Şunu alırsak. Ulti atacak şimdi bu. Alacağız mı? Yani şu da patlayacak. Daha alırız herhalde ya. Hadi kanki. Çok güzel. Çok güzel. Efsane. Serimiz de devam ediyor. Şimdi bir tane daha şampiyon seçeceğiz. Almak istiyorsan bu kompozisyonda özellikle çok fazla saldırı şampiyonunuz olduğu için odaklanmanız gereken şeyler şu nişancı yayları ama Morde de önemli. Bana ne kalır bilmiyorum. Morde kalırsa Morde alacağım. Garen önemli mesela. Garen hala gelmedi. Fiora da gelmedi. Fiora da olurdu. 3 soylu için güzel olurdu. Bunlar biraz şanssız gidiyor şu anda. Lucian gitti. Bana Morde kalır herhalde ya. Kimsenin ben Mordekaiser'e gideceğini düşünmüyorum. Gitmezler değil mi? Yok artık. Ne alalım, ne alalım, ne alalım? Şunu alayım ben ya. Bakalım buradan değiştirebileceğimiz, alabileceğimiz bir şeyler var mı? Çünkü birleşince ne oluyordu? Haşmetli Hidra. Şimdilik çok istemiyorum. Lucian geldi. Şu geldi. Bir daha bir refresh. Bir Vayne daha aldık. Vayne'dense sanıyorum şu çok daha iyi olur. Yani çünkü silahşör, 3 tane silahşörümüz olmuş olur en azından. Şu anda ben durumdan çok memnunum. Hala ama emin olmadığım kısım bu adamın şeyini çok sıkıntı ya. Hadi arkadaşlar hadi. Aldık mı burayı? Alır mıyız? 3v2 şu anda hala. Yok burada GG'yiz ya. Oyunun başında gerçekten Shen eğer eliniz veriyorsa bence alın. Burada karşıda gördünüz yani. Benim belki takımım biraz daha kaliteliydi ama bu adamın gittiği şekli çok daha iyiydi. Yani önünüze bir tane Shen koyuyorsunuz. O hasarı deli gibi tanklıyor. Büyü çok fazla yok zaten şu ilk seviyelerde falan. Hani genelde böyle pataküte vuran şampiyonlar. Buradan da bir şey çıkaramadık. Garen'in hala gelmemesi tuhaf. Haşmetli Hidra hiç istemiyorum ya. Şöyle dağıtacağım adamları. En azından böyle başkalarına giderler. Burada herkes şene mene vuruyor. Belki farklı şeyler olur. Benim diğer arkadaş da aynı şekle gidiyordu. 3 soylu bulmuş. Ben daha Garen bulamadım. Şu anda da karşıma o geldi. Bakalım yenebileceğiz mi? Soylu bonusu arkada Lucian'a gitti. Şu an biraz fazla dayak yedik gibi ama. Onu kestik, bunu da kestik. Bunu da keserim. Belki bir ihtimal Garen'i de keserim. Ama burayı kesemeyiz. Çünkü o kesecek. Serisi devam ediyor arkadaşın. Ben geri döneceğime inanıyorum ya. Biraz sadece elim kolum bağlandı ama olsun. Şimdi seni bir dışarı alalım. Burada en azından kompozisyonumuz işe yarasın diyerekten böyle bir hamle yaptık. Bir refresh daha. Bir Mordekaiser'imiz daha oldu. Güzel. Şunların bir yerini ayarlayalım. Bu kayacıları çok kolay keseriz. Bu soylu bonusuyla zaten tek başına bile Lucian burada 1v1 yapabilir en azından. Şunları kesersek Garen'den Garen'i zaten yem diye attık. Buradan itemlar çok önemli şimdi nelerin çıkacağı. Düzgün bir tane item ver lütfen derken hiç verir mi? Hadi boyun. Bir tane adam gibi item ver. Bu da güzel değil ki. Bana ne lazım? Ya gözyaşı lazımdı ya diğer item lazımdı. Bu ikisini verip bir tane Warmog mu versek şeye?
Sanıyorum varmak vermek biraz mantıklı gibi. Şimdi 5 kişiye geçeceğiz. Varmok vereceğim ama. Bir tane daha morde aldık. Bir Garen daha geldi ama hala burayı şey yapamadık. Şu Garen'i şöyle koyalım. Bunu buraya koyalım. Bunu böyle koyalım. Bunu böyle koyalım. Şöyle bir dağıttım bakalım takımı. Şimdi 5 kişi olunca en azından buradan şövalye bonusu geliyor herkese. Bu çok çok iyi oluyor. Metallic Hunter geldi. Bizi yenebilir mi? Öyle çok güçlü bir takıma benzemiyor. Tek avantajı ne tabii? Onlar 5 kişiydi. Biz bayağı az kişiydik. Aldık burayı. Onu da alabilirsek. Bir kişiyi daha alabilseydik iyiydi. Şu anda burayı kaybedeceğiz. Soylu bonusu var ama tek avantaj o. Hadi patla. Ah yemedi. Bir hasar da buradan yedik. Biraz koladan yudum. Seviyeler yükseliyor. O yüzden hani çok da karamsar olmamak gerekiyor. Bunu yükselttik. Bunun yanına bunu aldık. Şu an durum bayağı iyi. Ben memnunum. Artık burada şey yaptım ya ben. Kimin kalkanı daha fazla? Bununki 40, bununki 40 ama. Biz şuna verelim. Bir Warmog verelim buraya. Burada alacağımız bir şey var mı? Yok. Burada alacağımız bir şey. Fiora geldi. Fiora çok geç geldi. Fiora 6. adam olarak 6. adam olarak değil Olduza Soylu'ya falan giderseniz aslında işinize yarayabilir. Böyle geldiğinde kenarda tutun ama ilk satılacak adam olduğunda hani bunları satın ondan sonra dönebilirsiniz. O yola doğru gidebilirsiniz. Bunu da Lucian'a vereyim ben. Muhammed de geldi. Muhammed şu an dibe vurdu. Bayağı kötü gidiyor. Onun kompozisyonuyla şu anda onu dövüyoruz. Şimdi. Hadi. Hadi bir tane işe yarar adam yok mu ya şurada? Garen geldi. En azından Garen yani ikinci seviyeye üçüncü seviyeye bir adım daha yaklaştı. Şu anda bana en çok ihtiyacım olan yani en çok ihtiyacım olan iki kişi iki tane Vayne iki tane Tristana lazım. Kaç tane? 7 tane Vayne almış Allah aşkına. Arkadaş değil troll şeyi ordusu. Rust Enforcer. O 3. sıradayım şu anda. Ben biraz güçlendim. Durumun da fena değil. Mist de vurmuyorum ama bu adam 3.'yü kasar mı acaba? 3.'yü kasması lazım. Ben 3.'yü kasmasını isterim. Yani bunu tek başına alamaz herkes. Zaten soylu bonusuna vuruyor şu anda. Ben Blitz var mı diye bakacağım birazdan. Eğer Blitz varsa Vayne'i direkt buraya koyacağım. Arka tarafa bunları dikeceğim. Çünkü Vayne bayağı uzaktan vurabiliyor. Ben hedef alınmasını istemiyorum. Şimdi. Bana pek bir şey kalmaz ama kalırsa alabileceğim Garen var. Garen'in üzerindeki item'dan dolayı alınacağını düşünüyorum. Alınmazsa yardırırız. Gözyaşı aynı şekilde çok güzel. Aldılar. Gözyaşı gitti. Dın 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 dın. Ne alsam hiç bilemedim ya. Paraya gideceğim bari. Kim aldı onu? Ben almışım. Çok kötü. Seni bir sattık. Fiora geldi ama Fiora'yı da satacağım ben kesin olarak. Ebedi kılıç hiç olmaz burada. Eş ile gelecekte olurdu da şu anda olmaz. Vay arkadaş nelerden neler geldi. Bu sefer refreshlemeyeceğiz. Tak tak geldi. Şu item'ı arıyordum. Bu adam ne kadar kötü kullanmış bu item'ı. Yanına adam koymak varken neden böyle bir şey yapmış hiçbir fikrim yok. Hadi ulti atacak şimdi patlatacak herkesi yalan edecek.
Tamam, şu an güzel, bayağı hayatta kaldı. Garen Garen çok iyi şu an ama bizim kaçmamız lazım. 75 vs 75 yapamaz. Ölecek herhalde ya. Bizimki gerçekten iyi hayatta kalıyor ama. Bir de iblisler yani manalısını yakacaklar derken hani böyle böyle bir şeyler yaptı ama. Ölmeyeceğiz galiba. Ama ulti de atamayacağız. Böyle bir çek. Benim galibiyet serim sonlandı. O da 82 şeydeydi. Belki şu item'ı daha düzgün kullansaydı bir şeyler yapabilirdi. Karşılıklı birbirimize hasar vurduk. Buradan bir şey yok. Vayne bir tane daha geldi. Çok iyi. Bir tane daha Vayne'e ihtiyacımız var. Tristana geldi. Kimden vazgeçeceğiz? Morde burada en gereksiz adam. O yüzden ben ondan vazgeçeceğim. Şu an ya bir tane Vayne lazım ya da bir tane Tristana lazım. Bu bize çok 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 fazla yarar sağlayacak. Diğerlerine daha çok uzağız ama en azından bunları bitirmek beni bayağı sevindir. Şu anda ikinciyle karşılaştık. Bu adam bir Yordle gitseydi ya. Ben sırf bu adamı gördüm diye şey yaptım. Alabilir miyiz? Bunu en son karşılaştığımızda almıştık. Aynen Garen bayağı üzerinde hasar tuttu ama. Yok şu an yenemedik bu sefer. Bu sefer olmadı. Şuna vuraydın belki alırdık. Şuna vursam belki alırdık da olmadı. Sağlık olsun. Dibe doğru gidiyoruz. Birinciye yenildik yani. Birinci aynen en azından şey kasıyor. Sanıyorum kimse de görmedim ya ben. Şunu bir refreshleyelim. Burada adam yok. Böyle kalacak. Bakalım Blitz'e olan adam var mı? Blitz'e olan adam var mı? Blitz'e olan adam var mı? Blitz'e olan adam yok. Yani madem öyle bir durum yok o zaman biz buraya Vayne'i koyacağız. Arka tarafa böyle bir yardıracağız. Şeye giden de yok sanıyorum. Assassin giden de görmedim ben. Assassin bir bu adam var değil mi? Yok o da Assassin gitmiyor. Kimse Assassin gitmiyor. O yüzden bizim Vayne bayağı safe bir şekilde takılacak. Tamam güzel. Bir tane item vermesi çok ama şey saçma. Nar güzel şampiyon ama bizim işimize yaramıyor. Hadi be abi. Bir tane be. Bu sefer refreshlersem de kullanabileceğim bir şey yok. Bu item de çok kötü. Yani onun ihtimaline kalmak gerçekten çok kötü. O yüzden yapmayacağım. Tristana 3 seviye yapmış arkadaş. Ben sabahtan beri bekliyorum hala bunları. Güç patlamasına ulaşmanız için erkenden birilerini güçlendirmeniz lazım. Seviye 4 oldu ve biz hala çabalıyoruz. Burada erkenden hızlı hızlı kesip şu Draven'a ulaşmak lazım. Yoksa Draven bayağı yalan edecek. Yani şu anda ulaştık zaten. Biz de onu yalan edeceğiz. Seviye 6'ya doğru da geliyoruz. Rust Enforcer oyundan düştü. Adam birinciydi. Bakalım gelecek mi? Garen geldi. Garen'i alabileceğiz mi? Garen şu an daha büyük öncelik benim için. Buradan bir şey çıkmadı. Bir şey çıkmadı. Hadi be. Ne kadar zor olabilir ki bir tane adamı vermek. Ay, devam ediyoruz refreshlemeye. Bir seviye daha atlamadan bunu almak lazım. Ondan sonra iyice şansımız düşecek. Lucian'lar, Fiora'lar. Karşımıza yine tak tak geldi. En son savaşta öyle böyle kapışmıştık. Üçüncü seviye adam çok sıkıntı. Bizim arkaya gelen bir tane adam vardı. O da geldi burayı yalan etmeye çalışıyor. Şunu kesebilseydik iyiydi biz. Neyse ki mana sorunum yok ama geldi kesti. Bu sefer çok fena öldürdü bizi. Aynen bu sefer fena dayak yedik. Bütün olması gereken bizim sadece bir tane seviye atlamamız ya. Aa yok 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 gelmiyor gelmiyor. Son sanıyorum 20 refresh'tir falan. Bir bundan aradık bulamadık. Üzüyor.
düzgün item da gelmedi. Yani bunlardan Gwyn's olsaydı çok daha iyi olurdu. Veya ne bileyim elektrik item bile bu itemdan çok daha yararlı olurdu diye tahmin ediyorum. Oyunun late'ini tabii iyi olabilir ama şu anda öyle bir durum yok. Adam Swain bulmuş. Ama neyse ki Swain ulti atamadan GG oldu. Burada da kalkanları aldık. Sanıyorum burayı... Aynen burayı bir GG edeceğiz. Buradan bir şey çıkarabileceğini sanmıyorum ben bu adamın. Bu Seku'yu kestik. Hadi hadi hadi. Yerde açılacak bunları şey yaparsak. Bir Vayne, bir tane Tristana. Tristana var. Ben Tristana bulursam Tristana alacağım. Ama item var. Şu item çok iyi tabii ki. Bulabilirsek onu alacağız. Beni açar mı? Aç beni. Aç beni. Aç beni artık. Tamam, en azından full item orada alabileceğimiz şey var tabii ki. Bu vardı, bu vardı ama bu full item yani sonuçta. Bu bir tane item, bu full item. Satarız, veririz onu şeye direkt. Lucian'a falan verebiliriz. Şu anda çok daha etkili olur çünkü iki kişiye falan vuruyor. Vayne'dense o daha yararlı olur. Hani Tristan da geldi zaten. Alsaydık üzülürdük belki de. Tamam, şunu satalım. Hatta ben Tristana'ya da verebilirim bunu ya. Aynen, Tristana'ya verelim. Şu şöyle. Şunları alalım. Garen geldi iki tane. Tamam. Bir dursun bakalım bu turn'de burası. Şimdilik fena değiliz. Bu biraz daha güçlendiğimiz anlamına geldi. Karşıda yine tehlikeli bir takım var. Mayıs'ın takımı. Mayıs'ın takımını yenebileceğiz mi? Oy, bizim hayalet bonusundan dolayı ben direkt can şeye gitti zaten. Ondan sonra da buna vura vura öldüm. Bakalım buradan zafer çıkartabileceğiz mi? Yüzdeli vuruyor oluşumuz güzel. Bir ihtimal, bir ihtimal, bir ihtimal. Sanmıyorum ama aldık galiba değil mi? Aynen, çok iyi. Direkt benim adamın erimesi kötüydü. Neyse ki oradan şey yapamadık. Yapamadı. Hadi bir daha refresh. Hadi bir daha refresh. Yok, hiçbir şey gelmedi. Şimdi kimi koyacağız yere? Yere kimi koyacağız? Yere kimi koyacağız? Yere kimi koyacağız? Bir Vayne daha mı iyi olur ki? Bundan sonra şu anda 6. adam bizim Kindred bulmamız lazım. Kindred bulursak veya herhangi bir soylu bulursak, ama Kindred çok daha önemli. 6 adamda artık çok daha etkili olacağız. Ben Vayne'i 3 yaparsam, Garen'i de yaparsam ondan sonra artık şey yapmak istemiyorum. Level atlamak daha mantıklı olabilir. Vay arkadaş. Bu eksi 3 bayağı sıkıntı çıkaracak gibi görünüyor bize. Bakalım. En azından şöyle yaptık. Şunu da satalım, bunu ikileyelim bir. Şurayı bir bekleyelim bakalım, bir burayı kazanmayı, ondan sonra durumumuza bakarız. Şu anda en azından Vayne'e gelebilecek bir kolcu bonusu çok 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 fazla hasar verebilir. Buradan itemlara ben odaklandım şu anda. Ne itemlar düşecek? Şunu da sana verelim, sen takıl öyle ya. Ne itemlar dedim. Düşe düşe bir tane item düştü. Gwyn'so. Gwyn'so güzel. Aa, bir de adamı 3 yaptık. Bu güzel oldu. Bir kolcu daha aldık. Bir refresh yapalım. Var mı gelen bir şey? Soylu var aslında. Bir tane daha 4. 5. soylumuz olur bu. İleride bir de Kyle gelirse kompozisyonu değiştiririz. En azından bir tane dursun şurada. Benim taktik buraya kadar, bir yere kadar işe yaradı. Ben görmedim orada bir tane yerde item duruyordu ama.
Benim şey de gitti. Nerede ben? Leon'u aldım. 4 altınım vardı. O da mı GG oldu? Allah Allah, çok tuhaf. Allah Allah, gerçekten çok tuhaf. Benim Leon'a nerede? Oyunun bug'ına bakın arkadaşlar. Son saniyede aldım diye adam gitti. Verir inşallah. Ha geldi. Allah Allah, saçmalık. Bir tane daha Lucian. Ha, item da buradaymış. Zeke. Şöyle yapacağız ama. Bir şey çıkmadı. Yani bu adama çok fazla atak hızı gerekli mi emin değilim. Şöyle olması sanki, hatta şunu da şöyle koyalım da bizim Vayne'i korusunlar. Arkadan atlayan biri olursa. Tak tak geldi bakalım. Şu anda ben özellikle Vayne'e çok fazla atak hızı verilmesinden dolayı, yani onu istediğimden dolayı böyle bir tercih yaptım. Yani direkt Zeki'ye gittim. Yoksa başka itemlere de gidebilirdik. Bakalım buradan kesebileceğiz mi? Kesebileceğiz mi? Neyse ki mana'ya ihtiyacı olan bir insan değilim. Taktağı bu sefer kestik. Birinciliğe doğru gidiyoruz. Şu an ben hissediyorum onu. Daha çünkü 3 olmayan adamlarımız, şunlar bunlar var. Şunu 2 yaptık. Bu çok güzel haber. Da şöyle yapalım. 2 muhafız mı yapsak ya, bir şeyleri atıp? Daha fazla kalkan verir aslında bize ama. Şunu da bir tutalım şurada. Şunu da alalım, sonra satacağım ben. Bir düşüneceğim ya, 2 tane muhafızı oyuna sokarsam. Altı soyluya gidersek yapabiliriz bunu. 6 soylu artı 1, 7 tane adam. Hani mantıklı olabilir öyle. Ama şu durumda öyle çok da gerek yok. Burayı da aldık. Çok rahat. Bizim bir arkadaş zaten sonuncu olmuştu. Şimdi de diğerini elemek üzereyiz. Ha gerçi bu onun hayaletiymiş. Bakalım, onlar da arkadaş galiba. Şu son 4'e 2 arkadaş kaldık biz. Şimdi ben sondan ikinciyim. Benim istediğim bir adam var mı? Lucian var burada. Spatula var ama. Spatula mı Lucian mı? Ben Lucian istiyorum ya. Değil mi? Spatula'yı boş verelim. Bu adamı ne yapıp edip 3 yapmak lazım. Şunu da, şunu bir satalım. Bir daha refresh, bir daha refresh. Seni aldık ama. Sanki eşe çok fazla gerek yok gibi artık ya. Eş 2 seviye güzel, bunun 3 yapmanın bir olayı, mantığı yok. Çok fazla para harcarız bunu böyle yükseltip bir şey yaparsak. Ben daha sonra kompozisyonu değiştireceğim gibi görünüyor şu anda. Zaten 4 kolcuya gitmeyeceğiz şu anda. Tek olay bu adamı böyle tutmak, biraz da fayda sağlasın, yarar sağlasın olayı. Ulti atacak bu adam. Ne kadar atacak? Çok efsane hasar vuramadı gibi. Alabileceğiz mi? Alabileceğiz mi? Alabileceğiz mi? Yok, olmadı galiba. Can çekme olsaydı belki bir ihtimaldi ama. Burada işe yaramadı. Son 4'te. Şimdi Fiora. Fiora'yı da bir ikileyelim yapabiliyorsak. Brand geldi. Bir şey gelmedi ya. Peşini bıraksam mı acaba ben bu kompozisyonu şu anda? Kompozisyon dediğim hani şöyle Lucian 2 yapmaktır, şudur budur, hani bunları bıraksak mı? Sanıyorum bırakmak çok daha mantıklı. Ben şöyle yapacağım. Shojin yapacağım hatta. 6 soylu bu dakikadan sonra çok daha mantıklı görünüyor. Hiç kasmayacağım yani bu şeyleri. İlk başta iyiydi ama şimdi en azından kompozisyonun öyle güzel bir yanı var ki döndürebiliyorsunuz. Başka şeylere gidebiliyorsunuz. Oy 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 oy. Fena vurdu. Ultisi de fena vurdu. Bu adam şimdi elektriği vuracak, patlatacak. Neyse ki bir şey yapamadan biz onu dövdük. On
Burada bir şey harcamayalım. Biz direkt bunu keselim direkt. Sen uzaktan da vurabiliyorsun zaten. Sen biraz tankla. Sen de şurada dur. İkinci adam olarak sen şey yaparsın. Çünkü burada hasar falan yemeyelim. Bu item ne kadar dandik item yiyor? Diğerlerine ne gitmiş? Yani okey. Kötü değil en azından. Bununki de fena değil. Bana karşı özellikle çok iyi. Bununki de fena değil. En dandik item benimki. Hani ben bunu Vayne'e vermek de istemiyorum. Bir ihtimalle acaba eşe falan mı versek? Eşe vereceğim galiba. Yani hoş item değil ama belki öyle bir şansın oyunun başında bir güçlenir müçlenir bir şey yapar. Dıdın dıdın. Hmm. 16. Şöyle dursunlar. Peki ümitli miyiz derseniz. Yani öyle efsane değiliz ama. Burada Mordi'ye falan odaklanacaklar. Bu adam yine geldi bizi yalan etmeye çalışıyor. En azından 3 seviye adamı hızlı hızlı kestik. Bu bize çok fazla hasar veremedi. Şimdi kesiyoruz bunu. Burayı aldık gibi sanki. Aynen aldık. Ulti atacak ama atamadan öldü. Çok güzel. Şu an birinciyi kesebilecek güçteyiz arkadaşlar. Yani ben aslında tam olarak istediğim kompozisyonu gösteremedim ama en azından diğer kompozisyonda oyunda deli gibi düşüyorsunuz. Oyun çok late kalırsa yani bunda öyle bir çok fazla düşme şansınız yok. Eğer oldu da şeye gitseydik seçkin bonusuna Darius gitseydik bunu alabilirdik. Şimdi bunu almanın da bir anlamı yok. Paramı tutacağım ben bu turn'de. Bir sonrakinde belki şey yapabiliriz. Bütün parayı harcayabilirim ama şu anda harcamanın gerçekten bir anlamı yok. Bir görelim bakalım kimin canı düşecek, o çok önemli. Şeyin mi, şunun mu canı düştü? Gerçi kimsenin de canı düşmedi herhalde. Kindred satmış mı, ne yapmış? Kesebileceğiz mi? Hadi arkadaşlar alabilirsiniz buraları. Patlat ultini. Yemedi. Milim candan dönüyor şu anda, bakalım. Bu sefer bütün parayı harcamak lazım. 17 hasar yemek istemiyorum ben. Leona'yı 3 yaptık. Soylu muhafız. Şöyle yapalım. Ay gitmedi, yarısına gitmedi şey. Şuraya falan koysaydık, şu ortaya koyacaktım aslında da. Neyse, en azından iki tane ben vermek istediğim adam Vayne'e verebildim burada şeyi. Yine VPN gitti, oyun ikinci arka arkaya VPN gidişi oldu. Bakalım bağlanacak mı? Bağlanırsa iyi ama. Yani çok da kazanacak bir şey görünmüyor. Türkiye'de oynamanın bu sıkıntısı var. Yani sürekli bağlantı gidiyor, gelmiyor falan. Yani oyununuz yalan oluyor. Küçücük bir bağlantı kaybı hani size çok büyük sıkıntılara neden oluyor. Şu anda dayak yemişim ben ama ne seçeceğim? Garen seçeceğim. Millet ping veriyor. Ah, ben de vereyim kanki. Biz alıştık pingle oynamaya. Şimdi ben iki seviye atlayacağım. Burada bir de eşi alacağım. Şöyle yapacağım ama bu şeyden de yararlanmak istiyorum. Belki bir ihtimal kopar falan filan da.
Artık son savaşlarımıza giriyoruz arkadaşlar. Kazanabileceğiz mi bakalım. Şu anda alıyor gibiyiz. Alıyor gibiyiz. Alabileceğiz mi? Bu adam ultiyi attı. Birini patlattı. Şimdi son 2v1 kaldı. Aldık onu. Hem gayet güzel. 3-8 vurmuş. Maşallah. Fiora. Yarıdan bir tane daha geldi. Garen. Garen'i 3 yaptık en azından. Nihayet Garen 3 yaptık. Bu biraz sevindirici bir haber. Braum'dan geldi bir tane. Bir Braum daha güzel olur. Şey gelmedi. Şimdi bakalım buradan bir şey çıkacağız mı? Ben bu takımın beni çok fazla zorlayabileceğini sanmıyorum ya. Bu şu anda aralarının en güçsüzleri bu. Bana karşı hiçbir şey yapamıyor. Çünkü yani ben manasız da deli gibi vuruyorum zaten. Manam olmasa da bir şeyler yapabiliyorum ben. Öyle bir kompozisyona sahibim. Aa, bu item güzel işte. Bakalım diğer adama ne gitmiş. Son 2'ye kaldık. Onun item'ı da güzel ama onun item'ı o kadar efsane değil. Kime verir? Verse şuna verir. Ben tamamen çok güzel oluyor benim şeye karşı kompozisyonum. Hatta ben şu ikisini de yer değiştirebilirim. Çok da mantıklı olur gibi. Bunu da Lucian'a verelim. En azından bir tanesi böyle çok fazla deli gibi şey yerse, fokus yerse bir şeyler yapabilsin diye. Braum'u 2 yapabildik. Biraz daha hayatta kalır. Lucian 1 Lucian'ımız var. Lucian beklemiyoruz artık. Bunu da beklemiyoruz. Morde de beklemiyorum aslında. Sadece öylesini aldım. Kindred güzel. Ama Kindred tabii neyle güzel? Şeyle güzel. Bununla güzel. Şu an kolcu bonusu lazım olduğu için eşe atmıyorum. Yoksa Morde'yi falan da kullanabilirdik. Buradan alabilir miyiz acaba bir şeyler? Güzel. Oradan güzel hasar aldık. Buradan Vayne deli gibi hasar bırakıyor gördüğünüz üzere. Hiç uzaktan hiçbir şeyle yüz göz olmadan. Çok rahat ya. Eğer oradan ulti yemezse ki gelen ultiyi gördünüz patır kütür üzerimize geliyordu. Tamam harika. Şu ikisini alsak oyunu şey yapsak aslında dört şeye yardırsak. O da olabilirdi. Düşünüyorum ya öyle bir şey yapsak mı? Şimdi biz burada solda adamı yalnız bıraktık. Ben hiç bakmadım o tarafa doğru. Burada umuyorum önüme doğru kimse gelmez. Şurada şu adam ulti atmadan kesebilirsek. Derken iki tane şey. Of bu çok tehlikeli şu anda. Bakalım ikisi hala vuruyoruz. Hala da kesiyorum ben. Sanıyorum bitmek üzere. Bir sonraki turn en tehlikelisi olacak. Aynen. Dördüncü galibiyet. Kaç canı kaldı? Bir canı kaldı. Onda da gelir yenerse on mom vurur yani. Şimdi benim istediğim buradan bir şey var mı? Ya aslında buradan gidebileceğim pek bir şey de yok. Lucian geldi. Şu geldi, bu geldi. Öylesine bir Kyle falan arıyorum. Oldu da birden 6'ya çeviririz falan diye ama o da gelmedi. Şimdi bu adam ne yapmış? Ben şöyle yaptım direkt. Hatta dur. Şunu şöyle yapalım da buradan da bonusu alsın. O sol taraftan geldiği için ben sağa doğru çektim. Yordle buradan zıplayıp beni yalan ederse sıkıntı. Biz kendini direkt indireceğiz gibi. Tamam, o direkt indi. O da indi. İki kişiyi indirdik. Üçüncüye doğru gidiyoruz.
Nar hala ultisini atamadı. O da öldü. Şimdi Nar'a doğru gidiyoruz. Bakalım Nar ultiyi nereye doğru atacak? Oo, çok saçma bir yere attı. Tamam, burayı da aldık. Bu oyunu kazandık arkadaşlar. İstediğim gibi olmadı açıkçası. Hani bu kompozisyonun avantajları ne demiştim oyunun başında? Şöyle bir laf söylemiştim. Dedim ki hani 5 tane 3 silah, 4 silahşör, 3 korsan bonusunda şöyle bir sıkıntı var. Bir yerden sonra oyun tıkanıyor. Hani gidebileceğiniz bir yer yok. Hani o kompozisyonu kolay kolay değiştiremiyorsunuz. Ama bu kompozisyonda seviye 3'leri bulamazsanız bile erkenden, hani bir şekilde ileride bir şeyler yapabileceğiniz bir şeyler, bir seçenekler falan açılıyor. Gerçekten istediğim olmadı ama eğer siz benden biraz daha şanslı olabilirseniz erken seviyede oyunu çok fazla domine edebilirsiniz. Gördüğünüz üzere bir de benim arkadaşım Vayne main kasıyordu. Benim kompozisyonu kasıyordu. Şurada da bir adam varmış benimle aynı şekilde kasan. Yine benim diğer arkadaş Tristan'a falan kasıyordu. Yani ona rağmen yine bence fena da bir sonuca ulaşmadık. Yani ben tatmin oldum diyebilirim. Şöyle baktım, zaten Tristan'a var. Vayne var. Burada bir şey yokmuş. Burada Vayne var, şey var, Lucian var, bu var. Bu adamda Vayne var, şu var, bu var. Neyse, altın 4'e çıkmış olduk böylelikle. Bu da geldi. Ondan sonra aynı şekilde yine burada bu var. Yani çok fazla birileriyle yardırıyorduk karşılıklı falan. Bu videoluk bu kadar oldu. Tam olarak istediğim gibi olmadı ama sonuçta önemli olan birincilik. Bu yönünü görmüş olduk. Hani late'de de bir şeyler yapabildiğini bu kompozisyonun gördük. Bu videoluk bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmediğiniz yerleri lütfen belirtin ki geliştirme şansım olsun. Hikaye videolarında, diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.